Yarın sabah kaçta gelim abi? Ne bileyim oğlum, uygun bir saatte gel işte. Tamam abi. Oluyor ulan. Otur. Senin benim evimde ne işin var? Bahçene yapma bu bir. Silahına davranayım falan deme. İki kaşının arasına yersin bu da içi. Çıkar onu koy bir tarafa. Hadi ola! Otur şimdi. Arkadaş, bu eşkıyalığında suyu çıktı ha. Bak, bu işin sonu kötü olacak ha. Demedi deme. Buraya seninle çene çalmaya gelmedim Bakır. Kısa keseceğim. Benim Tugay'ımın en gözde adamına senin yüzünden meslekten el çektirdiler. Vah! Vah, vah. Çok üzüldüm ya. Şimdi de tam 8 tane adamım gene senin yüzünden zorda. Öteki ettiklerini saymıyorum bile. Başçavuş. Delilli konuşacaksan. Anladın? Bir şikayetin, bir derdin, bir problemin varsa aha mahkeme, aha polis. Nereye gideceksen oraya gideceksin. Nedir bu? Ben de öyle dedim Bakır. Bugüne kadar aynen öyle dedim. Ama bugün bir istisna yapacağım. Aha bu Kur'an-ı Kerim. Kitabullah. Ha bu da Türk bayrağı. Gerçi senin gibiler bunu görünce ışık görmüş yarasa gibi oluyorsunuz ama gene de gör. Ha bu da benim beylik tabancam. Kırıkkale. 3 tane atar, 4. de tutukluk yapar. Ama ilk mermi namludan çıkar Bakır. O kadar da halden anlar yani. Anladın? Bak, ben bu işten çok sıkıldım ha. Bir şey daha var. Ben emekli oldum Bakır. Yani anlayacağın fazladan kilometre yapıyorum şimdi. Emekli assubay adam. Ne yapacaksın?
üç gün sağda solda ayak sürdün. Dördüncü gün bakarsın kara toprağa. Yolun sonu. Şimdi ha bu mübarek kitabın, bu mukaddes bayrağın, 30 sene belime taşıdığım bu silahın üzerine yemin ederim ki vallahi, billahi, tallahi, namusum ve şerefim üzerine yemin olsun ki eğer yarın akşama kadar Osman Kanat ve diğer askerlerim hakkındaki şikayetlerini geri çekip özür dilemezsen akşam namazından sonra bu dünyayla vedalaşacaksın Bakır. Anladın mı oğlum? Sen bu memleketi delisiz mi kaldı zannettin? Benim ömrüm yiğitlerin yanında geçti ulan. Herkese! Onların uğruna geri kalan ömrümü de seve seve veririm. Dene de gör. Bularısa ömrü boyunca şerefini her şeyin üstünde tutmuş bir asker ve emekliliği gelmiş, yolun sonunda artık kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Allah'ın kulu bir durali olarak anlattım. Dök düşün Bakır. Sabaha kadar düşün. Eğer yarın akşama kadar beklediğim haber gelmezse ölürsün.